Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir kanala içerik üretemiyordum. Zaten sizlerden de gelen mesajlar genellikle sitem içerikli, işte neden YouTube kanalını boşladın şeklinde birazcık da kızgınlık içeren mesajlardı. Bunun üzerine bir karar aldım. Bayramlar nedir? Bayramlar barışma günleridir. Bayramlarda küslük olmaz diyerek bayramın birinci gününde, hem de çok kritik bir gün tabii ki, Fenerbahçe'nin Olympiakos deplasmanı öncesinde sizlere bir içerik hazırlayarak bir barış çubuğu uzatıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun. Ramazan'da oruç tutan herkesin, Allah oruçlarını kabul etsin. Dua eden herkesin dualarını kabul etsin. İnşallah nice bayramlara diyelim. Hep birlikte güzel bayramlarınız olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Şimdi konuya hızlıca dalıyorum çünkü gerçekten Fenerbahçe açısından tarihi bir döneme girmiş durumdayız. Şimdi zaten tarihi dönem dediğim zaman diyeceksiniz ki zaten 15 gündür 20 gündür tarihi dönemler yaşıyoruz. İşte genel kurul, Trabzon maçı olayları, U19 takımıyla maça çıkma vesaire. Artık o sürecin ben geride kalması taraftarıyım ve zaten çok da keyif almadığım konular, hatta nefret ettiğim konular. Asla bir yere varamayacağınız dipsiz kuyu, yani sen mi haklısın, ben mi haklıyım, ben mi daha iyiyim, sen mi daha kötüsün, sahada mücadelenin olmadığı bir ortam. Fikirlerimizi belirttik işte, zaten çoğunuz beni sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, Yeni Açık YouTube kanalında, TVBU'da takip edebiliyorsunuz. Aşağı yukarı fikirlerim belli. Yani Trabzon maçıyla alakalı şunu söyleyeyim, Trabzonspor'a verilen 4-6 maçlık cezanın 4 maça düşürülmesi çok tepki gördü. Ben şunu ifade ettim, ben özet geçiyorum bu arada. Bütün bu 15 gündür konuştuklarımı özet geçiyorum. Bütün bu cezaların yersiz ve gereksiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü neden? Trabzonspor hangi maçlarda çekecek cezasını? İşte ne bileyim, önündeki hangi maçlar varsa 4 tane kendi sahasında oynayacağım maçta çekecek. Yine bir sonraki Fenerbahçe maçı potansiyel olay. Bu 2011'den bu yana böyle diyorlar. 2011'den bu yana böyle değil. 2000'lerde de örnekleri var, 90'larda da örnekleri var. 80'lerde Selçuk Yula'nın takım otobüsünde mermi iziyle fotoğrafı var filan. Yani hani bu yıllardır süregelen, 40-50 yıldır süregelen ve sürekli halının altına süpürülen bir vaka. Trabzonspor-Fenerbahçe maçları vakası. Ben hep ifade ettiğimi tekrarlayayım. Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının başka bir şehirde oynanması lazım. Sportif rekabet açısından da, çünkü bu durum Fenerbahçe'ye bir sportif avantaj sağlayacağı için, sportif rekabet açısından da Kadıköy'deki maçlarında, Kadıköy'de olay çıkmıyor diyebilirsiniz. Kadıköy'deki maçlarında ben iki takımın bir süre ne Trabzon Kadıköy'e gelsin ne Fenerbahçe Trabzon'a gitsin, bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçeli futbolculara verilen cezalarla alakalı da, yani işte birer maç verildi Osterwolde ve İrfan Can'a, skandaldır. Cezanın açıklamasında tırnak içinde şöyle yazılıyor: rakip takım taraftarıyla kavga eden. Zaten rakip takım taraftarıyla kavga edebiliyorsa bir futbolcu, ortada bir garip durum var demektir. Ve o garip durumda nedir? Taraftarın sahaya atlamasıdır. İşte yok efendim o durmuştu, o etkisiz hale gelmişti. Nerede etkisiz hale gelmişti? Ortada polis yok, bir şey yok. Etkisiz hale getiren Fenerbahçe'nin güvenlik görevlisi. Ya kısacası skandal. İki tarafı da işte üzmeyelim, etmeyelim. Bir kere yani Osterwolde'nin gerçekten saldırdığına inanıyorsanız delikanlı gibi saldırıdan ceza verin. 8-10 maç verin. Hani onu da yapamıyorlar. Anladın mı? Fener'i de üzmeyelim, Trabzon'u da üzmeyelim. Neyse, işin özeti ben bu işin mağdurunun Fenerbahçe olduğunu ve Ali Bey'in o süreçte yaptığı açıklamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Riyad'da ihale bize bırakılmıştı. Burada da ihale bize bırakılmaya çalışılıyor. Ama Fenerbahçe taraftarının gereken cevabı verdiğini düşünüyorum. Gereken birlik bütünlüğü sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda camiayı bütünleştirmesi açısından da faydalı bir süreç oldu. Efendim gerginlik oluyormuş. Gerginlik sadece Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalarla olmuyor arkadaşlar. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar bir kısmı yanlış olmakla birlikte, bir kısmı katılmamakla birlikte, karşı tarafında Dursun Bey'in de Erden Timur'un da yaptığı açıklamalarla şiddet olarak aynı dozda olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bir işte Erden Bey'e gece uyuma, gece rahat uyuma tepkisi var biliyorsun Ali Koç'un söylediği lafa. Dursun Bey de dedi ki biz dedi işgal kuvveti, yani Çanakkale'deki ruhu, Çanakkale ruhu gibi savaşıyoruz dedi. Fenerbahçe işgal kuvvetleri mi yani? Buradan bu mu çıkıyor ortaya? Yani birçok yaralayıcı karşılıklı sözler söylendi. O yüzden kimse bana ahlak bekçiliği yapmasın. Bu bir. İki, dediğim gibi verilen ceza kısmı
ben Fenerbahçeli futbolcuların ceza almasının skandal olduğunu tekrar tekrar dile getiriyorum. Çok sıkıcı. Ha, U19 takımı konusunda da vay U19 çocukları niye öyle oldu? Vay U19 çocukları bu yaşatılır mıydı filan? Bunları da geçiniz. Hiçbiri o tepkilerin hiçbiri samimi değil. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin o sahaya az takımla çıkmamasının yanlış olduğunu düşünen taraftayım. Ne olursa olsun yanlış olduğunu düşünen taraftayım. En azından böyle anlatılarak yapılmamalıydı diye düşünüyorum. Yani daha çok bizim Avrupa maçımız var. Biz yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Biz Olympiakos maçını önemsiyoruz. Futbol Federasyonu ve rakibimiz Galatasaray bizi affetsin. Biz bu maçta yer almayacağız. Olympiakos maçında daha zinde şekilde çıkacağız diyerek çıkmasaydı bence çok daha doğru olurdu. Ama şu değil yani. U19 takımıyla niye çıktı? Vay efendim U19 çocukları çok üzülüyoruz çocuklara falan. Bunları yapmayın ya. Bunları geçin. Onlar hikaye. Tamamen Fenerbahçe üzerinde bir baskı oluşturmak. İşte toplumsal kamuoyunda hani Fenerbahçe yanlış yaptı falan. Fenerbahçe sonuna kadar mücadelesinde haklıdır. Ha U19'u tekrar ediyorum. Ben de daha doğrusu A takımın maça çıkmaması ben de doğru bulmuyorum. Anlatılış biçimi dolayısıyla. Ama bu konuda son konuşacak insanlar ilk konuşuyor. Ona gerek yok. Fenerbahçeliler bu sorunları kendi içlerinde sorunsa da bu tabii. Sorunları kendi içlerinde hallederler. Geçiyorum Olympiakos maçına arkadaşlar. Şimdi önce rakiple başlayalım. Zaten bir Olympiakos maçı Olympiakos analizi çekmiştim. Biraz 4. sıradalar. 4 puan farkla gerideler. Lider PAOK'un gerisindeler. Şampiyonluk grubunda. Biraz şampiyonluk şansı yani sanki hani PAOK'tan geçerse AYK, AYK'dan geçerse Panathinaikos biraz daha artık geri plandalar şampiyonluğu. Tabii daha maç sayısı var ama hani Fenerbahçe gibi iddialı değiller. Yani Fenerbahçe ya Galatasaray olacak ya Fenerbahçe olacak şampiyon. Orada 3 takımı da geçmek zorunluluğu var Olympiakos'un. Ligde o anlamda sanki biraz hedef çok yakın gözükmüyor. Onun ötesinde bu kupa biliyorsunuz finali Atina'da hem PAOK'un hem de Olympiakos'un Yunanistan'da olması dolayısıyla bu kupaya çok ciddi asılma durumu söz konusu. Ve Fenerbahçe maçı da onlar açısından son derece kritik, son derece önemseniyor diyelim. Biliyorsunuz Karaiskakis stadında oynuyor Olympiakos maçlarını. Bir Pire takımı ama statları Atina'da. 33.300 kapasite. Ve hepsi satılmış biletlerin. Fenerbahçe taraftarı olmayacak maçta. Bu arada Kadıköy'de de Olympiakos taraftarı olmayacak. Yoğun bir atmosfer biliyorsunuz Olympiakos taraftarı son derece ateşli bir taraftar. Yoğun bir atmosfer. Efendim zorlu bir mücadele Fenerbahçe'yi bekliyor. Ama şunu da belirtelim Fenerbahçe aynı zamanda bu tip deplasmanların üstesinden gelmeyi de çok bilen bir takım. Buna benzer çok örneği geçmişte gördük. Bu sezonda Union Saint-Gilloise gibi çok değerli bir takımı 3-0 gibi bir skorla geçerek bir tur önce çok rahat eledi diyebiliriz. Daha ilk maçta işi bitirdi diyebiliriz. Podence cezalı. Podence Portekizli. Wolverhampton'da oynamıştı bir dönem. Eski oyuncusu Olympiakos'un hatırlayacaksınız. Bence o takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ki zaten 13 gol 7 asistle El Kabi'nin ardından en çok skor yapan, en çok skor katkısı yapan oyunculardan bir tanesi. Bu maçta cezalı. Bu maçta forma giyemeyecek. Fortunis yine bir hücum oyuncusu. 10 gol 15 asistle tıpkı Podence gibi çok skorer bir oyuncu. O da sakatlıktan yeni çıktı. Durumu belli değil. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama oynasa dahi yani sakatlıktan çıktığı için çok öyle üst düzey formda bir durum söz konusu değil Fortunis'te. Bu anlamda bu iki oyuncunun, bu skora her an katkı yapabilme potansiyeli olan iki oyuncunun yer almadığı bir kadro. Ya da yer alsa da Fortunis hazır olmadan yer aldığı bir kadro Fenerbahçe'nin karşısında olacak. Eski Olympiakos kadroları, eski Olympiakos enerjisi olmadığını belirtebilirim. Fenerbahçe'nin son Pereira ile eşleştiği Olympiakos kadrosu epey güçlü, epey değerli bir kadroydu mesela. Burada biraz daha kalite azalmış gözüküyor ki zaten Hatay Spor forması giyen Erik abiyi hatırlayacaksınız. Daha önce de ifade etmiştim. 27 golle takımın en çok gol atan oyuncusu. Bu da bir not olarak belirtelim. Fenerbahçe'ye geçiyorum. Ya Olympiakos'u kısaca anlatmak gerekirse takım savunması problemli olan bir takım. Fenerbahçe'ye sonra geçeyim. Takım savunması problemli olan bir takım. Ben deplasmanda gol bulabileceğimizi düşünüyorum. Birden fazla gol de bulabiliriz. Kadroyla alakalı zaten bilgilendirme yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin orada favori demesem bile o maçın 50-50 olduğunu düşünüyorum. Yani bir iki tarafında kazanma ihtimalinin eşit olduğunu düşünüyorum. Öyle çok
ev sahibi olduğu için Olympiakos Fenerbahçe üstünlük kurar beklentisi içerisinde değilim. İyi bir takım savunması var çünkü Fenerbahçe'nin değerli oyunculardan kurulu bir takım ve açık konuşayım. Bu çok az söyleniyor. Belki benim dışımda çok az yorumcu bunu söylüyor. İyi de bir teknik heyeti var. Union Saint-Gilloise maçlarında da bunu gördük. Olympiakos'la alakalı ekleyeceklerim bunlar. Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe UEFA kulüpler sıralamasında son Saint-Gilloise maçlarının puanları da eklenince 55. sıraya yerleşti arkadaşlar. Ve şu anda Avrupa'nın en başarılı Türk kulübü Fenerbahçe. Fiorentina ile aynı sırayı paylaşıyor. 34 puanla. Ve Fenerbahçe Avrupa'da devam ediyor. Yani geçebileceği Avrupa'da olmayan, Avrupa'dan elenen başka takımlar var. Geçebileceği takımlar var. 40'lı sıralarda ilk 50'de Olympiakos'u elerse özellikle ilk 50'de bitirme ihtimali bulunuyor sezonu ki bu sezona biliyorsunuz Fenerbahçe 100'ün üzerinde sıralarda başlamıştı. 100 ile 110 arası yani 107 diye hatırlıyorum. Şimdi tam ezberden konuşmayayım. 107. sırada olması lazım. 100. sıralardan 50'lere gelebilmek de gerçekten bir sezon özelinde çok büyük başarı. Bu da Fenerbahçe'nin aslında olması gereken, aslında her sezon yapması gereken performansı. Arada Avrupa'ya katılamama ve Avrupa'da başarısız olma durumları dolayısıyla yapamaması ve bu da tabii ki Fenerbahçe'yi maalesef çok aşağılara itmişti. Şu anda hak ettiği yerde henüz hala değil bence. Hak ettiği yer çok daha üst sıralar. İlk 20'de olması lazım Fenerbahçe kalitesinde, Fenerbahçe bütçesinde bir takımın. Ama oralara da bu istikrar devam ederse oralara da yaklaşabileceğini, yetişebileceğini belirtelim. Kadro konusunda şunu söyleyeceğim. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müller. Bunu her Avrupa maçı öncesinde tekrarlıyorum. Çünkü soruyorlar genellikle. Bu üç oyuncu arkadaşlar Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda yer almıyor. Yani bu nedenle kadroya alınmadılar. Ve herhangi bir Avrupa maçında sezon sonuna kadar forma giyemeyecekler. Açıklandı Fenerbahçe'nin kafilesi, Atina'ya gidecek kafilesi. Alexander Djiku, tabii ki takımın en önemli oyuncularından bir tanesi, kafilede yer almıyor. Bununla ilgili çok fazla bana soru geldi sosyal medyadan. Onunla ilgili şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Adana Demirspor maçında Djiku'nun maç sonunda bir sıkıntısı oluyor. Darbeye bağlı olarak bir sakatlığı oluyor. Ve bu sakatlığın neticesinde %100 hazır olmadığı için Olympiakos maçına götürülmeme kararı veriliyor. Djiku'nun cuma gününden itibaren takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ve pazar günkü Karagümrük maçında da Alexander Djiku'nun kadroda olacağını çok yüksek ihtimalle diyelim. Sonuçta biliyorsunuz futbol bu. Belki adam antrenmana çıkacak, bir ağrı hissedecek, antrenmanı bırakacak. Çok yüksek ihtimalle planlama o şekilde diyelim. Karagümrük maçında Alexander Djiku'nun oynayabileceğini, oynama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Mert Hakan aynı şekilde Trabzon deplasmanı veya Adana Demirspor maçlarında forma giymemişti sakatlığı dolayısıyla. Sakatlığı tamamlandı ancak henüz o da takımla çalışmalara başlamadığı için yine kadroda bulunmayan oyunculardan bir tanesi. Aynı şekilde Mert Hakan da cuma günü takımla çalışmalara başlayacak beklenti. O yönde yani pazar günkü mücadelede belki ilk 11 belki kadroda olur. King uzun süren sakatlığın ardından topla çalışmalara başladı ancak takımla birlikte henüz antrenman yapmadı ve bu yüzden o da takım kadrosunda yer almıyor. King'in de takımla önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacağını belirtelim. Yani ben Karagümrük maçında olmasını beklemiyorum. Mişi Batshuayi Avrupa'da Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu. Hep de kritik golleri imza attı açık konuşmak gerekirse. Ligde de aynı şekilde çok formda. Böyle tansiyonun çok yüksek olduğu dakikalarda penaltılar kullandı. Trabzon deplasmanında attığı golle 3 puanı getirdi. Önemli bir silah. O da sakatlıktan çıktı. Ve henüz hazır değil. %100 hazır değil ama o kafileyle birlikte götürüldü. Ben ilk 11'de olmasını beklemiyorum Batshuayi'nin. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Livakovic'in olmasını bekliyorum arkadaşlar. Sağ bek Osay Samuel olacak. Zaten Mert Müldür biliyorsunuz. Avrupa kadrosunda yok. Az önce ifade ettim. Jadon Osterwolde stoperlerden bir tanesi olacak. Bunu neden söylüyorum? Jadon Osterwolde sarı kart cezası Fatih Karagümrük maçında. Yani doğal olarak o maçta oynayamayacağı için bu maçta ilk 11 olma ihtimali son derece güçlü. Bu maçta 90 dakika sahada kalır diye düşünüyorum. Çağlar Beka ikilisi sakatlıktan çıkan ikili. Ve Çağlar burada formaya daha yakın. Çağlar
Jaden'ın savunma göbeğindeki partneri olacak. Sol bek Ferdi Kadıoğlu. Orta alanda yine Rade Kurinic'i bekliyorum. Yanında Fred de antrenmanlara başladı biliyorsunuz. İsmail Yüksek de antrenmanlara başladı. Ancak iki tane sakatlıktan çıkan oyuncuyu aynı anda kullanmayacağını düşünüyorum ben İsmail Hoca'nın. Bu nedenle Fred'in Kurinic'in yanındaki oyuncu olması çok yüksek ihtimal gözüküyor. İrfan Can Kahveci sağ önde, Tadic sol önde. O da yine aynı şekilde alternatifsiz diyebileceğimiz bölgeler. Yani o bölgelerde sadece Kent'i kullanabilirsiniz. Onun dışında başka oyuncu kullanamazsınız. Ancak Kent de çok tercih edilen bir oyuncu değil. Avrupa'da da Saint-Gilloise maçında biliyorsunuz ilk 11 başladı ama en etkisiz oyunculardan bir tanesiydi. İkinci Saint-Gilloise maçından bahsediyorum. 10 numara pozisyonunda Szymański. Neden Szymański? Yine aynı şekilde Karagümrük maçında cezalı Szymański. Szymański cezalı olduğu için de bu karşılaşmada hani gönül rahatlığıyla rotasyon yapmadan sahaya koyabiliyorsunuz. Çünkü zaten pazar günü oynatamayacaksınız. Santfor'da da Batshuayi'nin ve Serdar Dursun'un, Batshuayi'nin hazır olmaması, Serdar Dursun'un Avrupa kadrosunda olmaması. Dolayısıyla yine bir rotasyon beklemiyorum. Kaptan Edin Dzeko bu karşılaşmaya 11 başlayacak. Yani kısaca özetle saymak gerekirse Livakovic geri dörtlü, Osay Çağlar, Jaden Ferdi, orta saha Kurinic, Fred, önünde Szymański, sağda İrfan, solda Tadic, en uçta Edin Dzeko. Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Batshuayi, tabi İsmail ve Beka ile birlikte kulübede şans bekleyecekler. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçına oranla biraz daha, bir nebze daha geniş bir kadrosu olacak. En azından kulübeden getirebileceği oyuncular olacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ben tekrar edeyim. Fenerbahçe'nin orada gol ya da goller bulabileceğini düşünüyorum. Ha, gol de yiyebilir ama kazanacağımıza da inanıyorum. Fenerbahçe'nin yarı finalde büyük ihtimalle Aston Villa'nın rakibi olacağına da inanıyorum. Ama tabii ki öncelikle ilk adım Atina'dan güzel bir skorla dönmek ve ikinci maça Kadıköy'e tıpkı Saint-Gilloise maçında olduğu gibi inşallah rahat bir şekilde gelerek yola devam etmek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı, benimle ilgili olumlu olumsuz eleştirilerinizi, hatta uzun süredir video çekmediğim için serzenişlerinizi de yorum bölümüne bırakın. Bu arada bilgi almak istediğiniz konular varsa onları da soru şeklinde yazarsanız cevaplamaya çalışıyorum. Olympiakos maçından sonra Cuma günü bir video çekeceğim. Orada sizin sorularınıza da yer vermeyi planlıyorum diyorum ve videomu kapatıyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.